Efendim, Sayın Bakanlığı'nı biraz açabilir miyiz? Şöyle bir açabilirim. Mesut çok geri. Birinci sene bitiriyor, mahkemeden çıkarıyoruz. Tekrar dış kapıda kuruyoruz. TBM'i gece tünel açıyor. Tamam. AKM'den çıkarıyor. Geniş geldi hepimiz görelim. Hadi hadi. Diğer tarafta 13 gün. Bu tarafta. O da meteoroloji istasyonu ile belediye istasyonu arasında gemi. Bir görüntü alabilirsin. Görüntü alabilirsin. Zor sorular. Bak şöyle şuradan gel güzel görüntü alırsın. Onun altında bir şey görünüyor. 230 metre dönüyoruz. Halit Göz. Burası istasyonun hava arandırma tutan odası. Teknik mahallelerin taze havası ve egzoz havasını alıp. Saatte 18 dakikada 18 saniye 2 tanedir bundan bir dönüş şartta bir burada %50 her istasyonun her iki ucunda da bu evet var. İki şer tane var. Kolay gelsin. Nerelisin? Yozgar. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, bugünkü Keçiören metrosunu inceleme programımızda bize eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Tabii biz bugün özellikle AKM Gazino arasında yapılacak olan, yapılmakta olan 9220 metre boyunda 9 istasyonu içeren ve yaklaşık 900 bin nüfusun yaşadığı Keçiören ilçemizi Ankara'daki raylı sistemlere bağlayacak olan Batıkent istikametine, Kızılay istikametine, Çayyolu istikametine bağlayacak olan metrolarımızın bağlantısının son halkası olan projede incelemelerde bulunduk. Bu incelemelerde kendi mesai arkadaşlarım vardı. Onlara teşekkür ederim. Onlar başından beri gecesini gündüzüne katarak bu hattın bir an önce Ankaralıların hizmetine sunulması adına bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. Tabii ki yine bizim çözüm ortaklarımız, yüklenicilerimiz Kolim ve Gülermak da bu konuda gerçekten bu projenin bir an önce bitirilmesi adına olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Müşavirimiz Yüksel Proje hakeza projenin sağlıklı yürümesi adına görevini yapıyor. Yine bu hattın elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini yapan Alarko'da bu işbirliği içerisinde gayet verimli bir çalışma yapıyor. Tabii proje bununla bitmiyor. Bunun bir de metro araçlarının yüklenicisi var. Onlar da diğer metro hatlarımıza araçları yetiştirdikleri gibi bu hattın da araçların yetişmesi adına olağanüstü bir gayret sarf ediyorlar. Ben hepsine teşekkür ederim. Tabii yine bir paydaşımız daha var. 900 bin Keçiörenli'nin yaşadığı Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak, sağ olsun özellikle onların taleplerini de dikkate alarak neredeyse ayda birkaç kez bu projeyi hem konuşuyoruz hem geziyoruz. Projenin bir an önce bitmesi, Keçiörenlerin bu projeden yararlanması adına. Bugünkü incelemelerimizde gördük ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın gerçekten bu projeyi bir an önce bitirin, insanlarımızın hizmetine sunun talimatları çerçevesinde yaklaşık 15 gün sonra biz bu hatta test sürüşlerine başlayacağız. Treni indireceğiz ve test sürüşlerine başlayacağız. Test sürüşlerini başlattığımız andan itibaren de 4 ay sonra bu projeyi inşallah Keçiörenlilerin, Ankaralıların, insanımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yani bugünden itibaren 4,5 ay sonra
sene sonunda AKM Gazino arası Keçiören metrosu diye de adlandırdığımız bu hattı bitirmiş ve insanımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu proje tek yönde saatte 50 bin yolcuya hizmet edecek. Günlük yaklaşık 800 bin yolcuya hizmet edecek ki neredeyse Keçiören nüfusunun tamamının o gün yolculuk yapmasına eşit bir projeyi insanımızın hayatına sunmuş olacağız, hizmetine sunmuş olacağız. Bir saat, bazen 1,5 saat sürebilecek, özellikle pik saatlerde sürebilen bu yolculuğu biz 16 dakikaya indirmiş olacağız. 16 dakikaya indirerek insanımızın hayatında artık çok önemli olan zaman tasarrufu, vakit tasarrufu anlamında bir katkı koymuş olacağız. Bu da yetmiyor. Diğer taşıma araçlarıyla harcanan yakıtı düşündüğünüz zaman özellikle toplu taşımayı devreye sokarak yakıt tasarrufu da sağlamış olacağız. Dolayısıyla hem vakit hem yakıt tasarrufu sağlayarak milli ekonomiye katkı anlamında da önemli bir görevi yerine getirmiş ve ifa etmiş olacağız. Sizlerle birlikte bugün projeyi inceledik. Özellikle bulunduğumuz istasyonda biraz daha detaylara girdik. İnsanımız bilsin ki metro hatları sadece bir gidiş bir geliş tünelden ibaret değil. Her istasyonun altında adeta bir fabrika var. Bütün bu sistemin çalışabilmesi adına elektriğiydi, sinyaliydi, havalandırmasıydı, sistemin yedeklemeleriydi, mekanik sistemlerdi. Gerçekten her istasyon adeta bir fabrika. Dolayısıyla bu projelerin ne kadar uzun sürdüğüyle ilgili insanlarımızın kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi adına da İnşallah önümüzdeki zamanlarda insanlarımızı bu istasyonlara indirip bir de istasyonların arka planlarını göstereceğiz ki insanlar gerçekten yer altında devasa işler yaptığımızı görsünler. Bunları söyledikten sonra özellikle biz Ankara'da toplu taşımayı geliştirmek, raylı sistemleri birbiriyle entegre etmek adına birçok projeyi yaptık malumunuz. Mevcut başkent ray, mevcut Ankara metrosunu Batıkent'ten ta Sincan'a kadar uzattık. Bu insanımızın hizmetinde. Yine Kızılay'dan Ümitköy'e, Çayyolu'na diğer hattımızı uzattık. Ve üçüncü bunların önemli halkası Keçiören metrosunda inşallah bu sene sonunda hizmete sokuyoruz. Ancak bununla da yetinmeyeceğiz. Özellikle Keçiören Atatürk Kültür Merkezi'ni daha sonra yüksek hızlı tren garı ve oradan da Kızılay'a bağlayacağız. Ayrıca kuyu başından başlamak üzere 27 kilometrelik yeni bir hat ile bu raylı sistemi Esenboğa'ya, Ankara'daki havalimanına ve oradan da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne kadar bağlayacağız ki o güzergahtaki yoğun trafiği de toplu taşımayla kolaylaştırmış olalım. Bunlarla kalmıyoruz. Başkentimiz başkent olma özelliği nedeniyle Türkiye'nin her yerine bölünmüş yollarla erişil hale geldi. İnsanımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Türkiye'nin her yerindeki insanların Ankara'ya, başkente erişimini, başkentteki insanların da oralara erişimini kolaylaştırıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Özellikle ülkemizi yüksek hızlı tren hatlarıyla örerken Ankara'yı Türkiye'nin her yerine yüksek hızlı tren hattıyla erişebilir hale getiriyoruz. Nereye? Bugün İstanbul'a, yarın Halkalı'dan Kapıkule'ye kadar. Bugün Ankara'dan Sivas'a ama devamında Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars'a kadar. Bugün Konya'ya kadar ama daha sonra Konya'dan Karaman, Mersin, Adana'ya kadar. Ve bugün yine Polatlı'dan sonra Afyon'a ve İzmir'e kadar. Böyle olunca da Ankara'yı, başkenti Türkiye'nin her yerine kolay ulaşabilir, erişebilir hale getiriyoruz. Bunları yaparken ne yazık ki özellikle Türkiye'nin, Ankara'nın, Keçiören'in bu gelişmesinden dünyanın ulaştırma pastasından pay almasından rahatsız olan rakiplerimiz var. Hangi rakiplerimiz? Siyasi olarak Türkiye'nin büyümesini istemeyen, siyasi olarak Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada sözünün geçerliliğinin artmasını istemeyen dış rakiplerimiz. Ve ne yazık ki içimizdeki
bunlara maşalık edenler, dün terör örgütleri, bugün FETÖ terör örgütü, dışarıdaki bu Türkiye'nin büyümesini istemeyen dış güçlere maşalık yapıyorlar, aracılık yapıyorlar, hainlik yapıyorlar, Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını engellemek adına her şeyi yapıyorlar. Ama insanımız bilsin ki 14 yıldır AK Parti hükümetleriyle liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, Başbakanımız Binali Yıldırım'la, hükümetimizle ve ekiplerimizle birlikte 14 yıldır her yerde, her platformda kollarımızı sıvadık, işlerimizin başındayız. 15 Temmuz hain darbe girişimi dahi bu milletin feraseti, bu milletin dik duruşu, bu milletin lideriyle birlikte karşı koyuşuyla Türkiye'nin başına örmek istedikleri çorap döndü, onların başına örüldü. Sayın Başbakanımızın söylediği gibi halkın gücü tankın gücünü engelledi. Biz kalkınmamızı devam ettirmek için, büyümemizi devam ettirmek için, Türkiye'nin ticareten ve ekonomik olarak daha da büyüyebilmesi, dünyadaki ve coğrafyadaki özellikle ulaştırma projeleri nedeniyle büyük pastadan pay alabilmesi için büyük projelerimizi hız kesmeden devam ettiriyoruz, devam ettirmeye dün olduğu gibi bugün de çalışacağız. Ben ve arkadaşlarım, bu sorumluluğu almış olanlar, dün olduğu gibi bugün de kollarımızı sıvamış durumdayız. Bu konuda herkes bilsin ki bu ülkenin mühendisi, bu ülkenin teknikeri, bu ülkenin teknisyeni, bu ülkenin işçisi, bu ülkenin büyümesi adına gecesini gündüzüne katıyor. Bundan sonra da katmaya devam edecek. İdaresiyle, yüklenicisiyle, müşaviriyle, el ele çözüm ortağı olarak bütün büyük bu projeleri hızlı bir şekilde insanlarımızın hizmetine sunmaya devam edecek. Biz özellikle şunu söylüyoruz, bir kere daha üzerine basarak söyleyeyim. 15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz hainliği bu ülkede millet olma şuuru, siyasi parti ayrımı, siyasi görüş ayrımı, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden bu ülkenin kalkınması için nasıl ki onlara ders verdi, bugünden sonra da bu projeleri tek tek hayata geçirerek ve daha hızlı hayata geçirerek bu ülkenin büyümesini sağlayacak, bu insanların, ülkemiz insanının hizmetinde olmaya devam edecek. Biz bu hizmet kervanını yürütürken biliyoruz ki hem insanımızın bizim omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz, hem de dünyadaki mazlumların ve mağdurların ümidi olan bir ülke, ümidi olan liderlerin bu liderliklerin devam ettirebilmesi adına tam yol ileri. Durmak yok. Durmak yok. Dün olduğu gibi bugün de kollarımızı sıvamışız. İşlerimizin başındayız. 15 Temmuz darbe girişimi bize şöyle bir sorumluluk daha yükledi. Hainlerin hainlikleri bitmiyor. Dolayısıyla onlara karşı dünden daha güçlü olmak için dünden daha fazla çalışmamız lazım. Biz 100 bin kişilik ulaştırma ekibi olarak dünden daha fazla çalışacağız. Dünden daha fazla projelerimizi hızlı üreteceğiz. İnsanımızın refahının yükseltilmesi adına, sosyal fayda adına bu projeleri bir an önce hizmete sokacağız. Ama biliyoruz ki projelerimiz sadece sosyal sorumluluk projesi değil, aynı zamanda bu ülkeye katma değer oluşturması, ülkenin kalkınmasının da olmazsa olmazlarıdır. Bu bilinçle Keçiören metrosu gibi birçok projemizi bir an önce bitirmek adına gece gündüz çalışmaya devam. İnşallah Keçiören metromuz, öncelikle Keçiörenlilere, sonra Ankaralılara, elbette ki Ankara'ya gelecek misafirlere de dahil hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı tekrar çok çok teşekkür ederim. Sizlere de bizlerle paydaşlık yapıp bu projeleri insanlarımıza anlatabilmek adına aracı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.